Arkamda gördüğünüz bu amcalar, teyzeler tapu mağduru. Yani evsiz kaldılar. Daha açık söyleyelim, dolandırıldılar. 15 yıl önce tapularını alabilselerdi şimdi başkalarının oturdukları evlerde kendileri oturacaktı ama ellerinde tapu olmadığı için dertlerini mahkemede bir türlü anlatamıyorlar. Çünkü para yatırdıkları kooperatifin başkanı iddialarına göre arsa sahibiyle anlaşmazlığa düştü ve olan işte bu mağdurlara oldu ve mağduriyetli mağduriyetlerini Beyaz Haber ekibine gözyaşları içinde anlattılar. Çocuğumun ayağına don alamadım, pantolon alamadım, bir çorap alamadım bu evi alacağım diye. Ben evim olsun diye çabaladım ama kiraya çıktım evet. ya. Ben onun çocuğumu yedirmeyi, biçirmeyi gezdirmedim ben. Ne yaptım? Kudüs'e biçim. Tam 15 yıldır gözyaşları hiç dinmiyor. Kooperatif diye girdikleri evlerinin tapusunu alamadılar. Ortada kaldılar. Ben mağdurum. Dolandırıldı. Ben ödemişim çoluğumun çocuğumu boğazından sıkarak da. 67 yaşıma geldim ben bundan sonra ne yapacağım? Evimiz gitti. Ev alabilir miyim? Mümkün değil. Çekil ediyor diye kooperatif evi diye. 15 bin lira borç topladık o satışları durdurabilmek için. Ne yapsalar olmadı. Zeliha teyze, Nazif amca isimleri farklı ama kaderleri aynı. Yani mağduriyetleri Ankara Sincan'da 27 aile tapu mağduru oldu, evsiz kaldı. Kat karşılığı olarak alındı arsa. Demirini, çimontosunu, pence hepsini biz yapmışız. Aydatlarımızı düzenli olarak Necati Bey şubesini ödüyorduk. O kadar çok mağdur var ki burası Sincan ilçesi Nurbağdat sitesi. Bizi dışarıya attılar. Evler bizimdi, evler bizim ama evler bizim. Onlar aslında 17 yıl önce arkamda görmüş olduğunuz bu evleri almışlardı. Tapumuz yok. Bankaya yatırdığımız mahmullarımız elimizde. Ancak ödeme yaparken kooperatife kurallar çekildi. Şerifiye paralarımız ödendi. Tapularını almamışlardı. Karşı taraf arsa sahibini dolandırdığı için mahkemeye veriyor senetleri. İşte en büyük hatayı da burada yaptılar. Ve bizim kooperatifimizin üzerine haciz konuldu. Kooperatif başkanıyla arsa sahipleri birbirine düştü. Olan vatandaşa oldu. Düpedüz dolandırıldılar. Yıllardır mahkeme kapısına gitmekten yoruldular. Dava devam ediyor ve önümüzdeki ay yine mahkemenin yolunu tutacaklar. Dava başladığı zaman kooperatif başkanı dedi ki benim için namus meselesidir. Bu kişi bunu diyen kişi mahkeme artık bizim aleyhimizde seyretmeye başlayınca ortadan kayboldu. Ya deseler ki hiçbir hakkınız yok çekin gidin. Nasıl şey yaparsın da nasıl ev alırsın nasıl şey yaparsın ben ne yapabilirim ki bu yaştan sonra. Esas mağdurlar yanımda annem yaşında teyzeler. Konuşamayacağım. <laughs> Onlar birikmişlerini verdiler. Bu eve yatırdılar ama şu an o evde görmüş olduğunuz gibi yeni sahipleri oturuyor. Aslında onlar tapularını aldılar. Tapularını almadan ödeme yapan teyzeler de ortada kaldı. Ben çocuğumu yedirmeyi, biçirmeyi gezdirmedim ben. Ne yaptım? Peki o mağdurlar onların evinde oturuyorsunuz. Haklılar mı? Haklılar tabi. Haklılar çünkü ben bura temelini biliyorum. 26-27 senedir. Ben bunlara hakkımı helal edebilir miyim?